Herkese merhaba. iPhone'unuzda çalan bir şarkıyı başka iOS cihazlarıyla, ortamda bulunan başka iOS cihazlarıyla paylaşmak isterseniz Audible adı verilen ücretsiz bir uygulama var. Bu uygulama imdadınıza yetişecektir. 3 WWDC burs öğrencisi tarafından, 2013 bursu kazanan 3 öğrenci tarafından geliştirilmekte olan Audible sayesinde kullanıcılar müziklerini, yerelde depoladıkları müzikleri başkalarıyla paylaşabiliyorlar. Aynı anda farklı cihazlarda şarkıları dinleyebiliyorlar. iOS 7 ve üzeri cihazlar için ücretsiz olarak dağıtılıyor App Store'da ve uygulama bir iPhone uygulaması, ancak iPad'de de kullanabiliyorsunuz. Açtığımızda karşımıza gördüğünüz gibi basit bir kullanıcı arayüzü çıkıyor. Broadcast, din, yayınla ve listen, dinle şeklinde iki seçenek var. Broadcast'i seçelim. Broadcast'i seçtikten sonra karşımıza iTunes müzik kütüphanesi çıkıyor. Tabi iTunes Match hesabınız varsa iTunes Match'teki şarkılar da burada gözükecektir. Ancak o uygulamalar yerelde depolanmadıkları için Audible'i onları açamıyor. Uygulama gördüğünüz gibi biraz ağır çalışıyor, ancak Audible henüz geliştirme aşaması, devam eden emekleme aşamasında olan bir uygulama. İlerleyen zamanlarda performans açısından çok daha iyi hale gelecektir bu uygulama. Listelerden seçelim, listelerden gidelim. Buradan isterseniz tek bir şarkı seçebilir, İsterseniz birden fazla şarkı seçerek bir liste oluşturabilirsiniz. Şöyle hemen dans tuşuna da basalım ve müzik yayınını başlatalım. Şu anda gördüğünüz gibi çalma işlemi başladı. Yeni şarkılar ekleyebilirim ya da yayını durdurabilirim. Bu şekilde bırakalım ve iPad Mini'ye geçelim. iPad Mini'ye geçtiğimizde de Audible uygulamasını buraya da yükledik ve gördüğünüz gibi karşımıza Audible uygulaması, her ne kadar bir telefon uygulaması olsa da iPad'de de fena durmuyor. Burada yapacağımız şey Listen tuşuna dokunmak ve ortamdaki şarkılar, cihazlar bulunuyor. Bu arada söylemem gereken bir şey var. Yayın yaptığınız cihazda, iPhone'da Bluetooth bağlantısını kapatmanız gerekiyor. Eğer Bluetooth bağlantısı açıksa zaten uygulama size başlangıçta Bluetooth bağlantısını kapatmanız şeklinde bu uyarıyı çıkarıyor. Ve kontrol merkezinden de girerek hemen Bluetooth bağlantısını kapatabiliyorsunuz. iPad'den seçelim iPhone'u ve ev sahibi cihazda gördüğünüz gibi onay vermemiz gerekiyor. Kabul et, accept tuşuna basıyoruz ve çalma işlemi, dinleme işlemi daha doğrusu iPad Mini'de başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Ara sıra eş zamanlama problemleri olsa gibi gözükse de şu anda hem iPhone'da hem de iPad Mini'de şarkı düzgün şekilde oynatılıyor. Gördüğünüz gibi çalan şarkıları buradan görebiliyorsunuz. Sürükleyerek veya hangi cihazların bağlı olduğunu da buradan görüyorsunuz. Buradan çeşit ayarlar yapabiliyorsunuz misafir cihaz üzerinde. Hızını yavaşlatma, hızlatma, sesini ayarlama gibi işlemler uygulama üzerinden yapılabiliyor. Bu şekilde özellikler mevcut. Bir sonraki şarkıya geçelim. Evet, bu şekilde misafir cihazda çalan şarkıyı oynayabilirsiniz. Üzerinde hızını artırıp azaltabilirsiniz. Eğer arkadaşınız dinliyorsa bu şekilde ona işkence uygulamanız mümkün. Evet, Audible uygulaması bu şekilde çalışıyor. Güzel bir uygulama. Eğer ortamda birden fazla iOS cihazı varsa bir cihazı ev sahibi olarak kullanabilir. Aynı şarkıyı diğer cihazda da çalabilirsiniz. Bu arada her iki cihazda da aynı şarkının olmasına gerek yok. Sadece ev sahibi cihazda bir şarkı varsa onu Wi-Fi Direct üzerinden misafir cihazlarda paylaştırabilirsiniz. Audible şu anda sadece yerelde depolanan şarkıları destekliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda internet üzerinden yayınlar da bu uygulama üzerinden paylaştırılabilecek. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Audible uygulamasını App Store üzerinden indirebilirsiniz. iOS 7 ve üzeri cihazlar için bu uygulama kullanılabilir durumda. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.